Yani. Bir de yine şöyle dedim cevap var. Tabii iki tarafta da ben bunu da tercih edeceklerini düşünmüyorum oyuncu tiplemeleri itibariyle ama gözyaşı eşya dizilimi var. Menzili yüksek rakiplere karşı veya işte çok fazla yaklaşmak istemediğiniz rakiplere karşı yine olağanüstü bir seçim ve bir anda hani oyunu takım savaşlarının şekillerini falan çok ciddi şekilde değiştirebiliyor. Onun da açıkçası bir noktada ben ligimizde kullanılması gerektiğini düşünenlerden. Bu arada son yasaklama ve ilk seçim. Dark Passage, Talia'yı açık bırakıp Orianna'yı yasakladın oraya karşı ve Talia ilk seçim oldu. Belli ki Wisdom'ın Talia'sından pek korkmuyorlar. Artı bunu hani Talia'ya biraz da erken oyunda baskı kurabilirsiniz. Mesela iyi bir orman baskısı kurabilirsiniz. Seviye 1'de bir karşı ormana girerseniz vesaire bu tarz hareketlerle. Veya Talia'nın yapacağı bir hatayla Talia'yı çok ciddi bir şekilde geri düşürebiliyorsunuz erken oyunda. Çünkü ilk seviyelerde kamp temizleme hızı o kadar yüksek değil Talia'nın. Seviye 7'den sonra falan kontrolden çıkıyor. Özellikle büyük kamplar olan hasar ama bunu yaparken direkt olarak baskı kurmaya yönelmedi Dark Passage. Tamamen kendi rahat oldukları şampiyonlara yöneldi. Ve Swain'in açık olduğu bir konumda Swain'i istediğiniz gibi alın. Zaten artık alt koridora gitmeyecek. Kuvvetle muhtemel Swain'i alırsanız karşısında Ryze var. Koridoru kaybedeceksiniz de. Demiş oldu. Böylece Dark Passage yani Swain'den de uzaklaştırmış oldu bir güçlü seçimi. Hem kendileri için rahat ettikleri bir seçim hem de uzaklaştırdı Swain'den. Şimdi Dark Passage Talia'ya karşı Graves'i alabildi ve üst koridorda Mundo'nun kontrası diyebileceğimiz bir Nar'ı seçti ama Nar şu anda takım oyunu için, takım savaşları için iyi bir seçim. Yani şu meta için iyi bir seçim. Yani bunu nasıl kullandığınızla alakalı. Erken oyunda kesinlikle öne geçmek zorundasınız. Ayrık ittirme yaptırmak zorundasınız. Mahvolmuş çünkü kralın kılıcı almak zorundasınız. Aynen. Zaten eşya dizilimi bu olduğu için takım savaşı etkisi çok da çok az. Ve bu noktada erken oyunda öne geçirip orta oyunda o ayrık ittirmeyi yapmasına müsaade etmezseniz Nar bu oyunda tamamen işlevsiz hale gelebiliyor ki başlayış sıfır maçıyla da benzer durumu görmüştük geçtiğimiz hafta Dark Passage maçında. Takımla beraber takıma yaklaştığınız zamanların etkisi tamamen azalıyor. Bu noktada erken oyunu mutlaka Doğuş Aurora'nın iyi geçirmesi gerekiyor. Ben o Morgana'dan pek emin olamadım çünkü ya bir gerek yoktu çünkü daha iyi bir nişancı tercihi orada daha sağlıklı olurdu. Zaten bir tanesini attı Dark Passage. Muhtemelen diğerine Jhin'i de alacaklar. Vel'Koz'u yasaklamalarından bu arada bu çıkarımı yapıyorum. Ve şu anda hani Morgana'yı aldınız evet ama gidip de koridorun belki de en güçlü nişancısı rakip takıma giderse ve yanına istedikleri bir sizin nişancınıza göre kontra bir destek alabilecek fırsatı varken Dark Passage çok iyi ceza kesebilir. Morgana'nın direkt kontrası. Direkt kontrası ve aynı zamanda geçtiğimiz yamada da çok ciddi bir 8-14'te de ciddi bir güçlendirme aldı. Yani nişancıyı kapmak çok daha değerli gözüküyor şu anda. Ama Jhin'e öncelik vermiyorlar. Önce nişancı pozisyonuna gidecek şampiyonu görüp ona göre net bir şey. Ezreal mı? Yani Ezreal geldi. Güvenli seçim iki eşyada çok ciddi bir güç patlamasına sahip ama bu biraz evvel şeyden bahsetmiştim hatırlıyorsunuz değil mi? Oyunun sonunu bir tanesi oyun ortasında güçlü bir tanesi de oyun sonunda güçlü taşıyıcılar tercih ediyorlar. Bu işte ikisi de iki eşyada iki buçuk eşyada ciddi güç patlamasına sahip ve en güçlü noktası orası olan şampiyonlar tercih ettiler. Şimdi kendilerine burada bir dar bir zaman aralığı belirlediler. Oyunu o noktada kontrol etmek zorundalar. Yok, aksi takdirde oyunun ilerleyen kısımlarında yan koridorda Nar mesela durdurulamaz konuma gelecek. Aynı şekilde Kai'Sa hemen hemen tek başına bir takım savaşı kazanabilecek konuma gelecek. Birazcık riskli bir seçim. Bence ben de katılıyorum size kesinlikle. Jhin çok daha iyi bir seçim olurdu bu noktada. Tabii şimdi Ezreal var diye biraz da kolay koridor olacağını düşün. Kai'Sa'yı aldı Aurora tarafı ama yani evet Mundo'ya vurma konusunda falan evet başarılı da Kai'Sa kısa menzilli bir şampiyon. Evet. Ve karşısında kısa menzilde girdiği zaman tek atabilecek iki tane şampiyon var. Biri Ryze, diğeri Graves. Tek atmasına gerek yok aslında. Ryze Kai'Sa'yı tuttuğu zaman teklettirir en azından derken Viktor geldi. Güçlendirilen Viktor. Ama çekim alanı güçlendirildi. Yani alan bu arada Naru'nun oldukça eski şampiyon havuzunda bulunan şampiyonlardan bir tanesi tabii. Yani Naru'nun şampiyon havuzunda bulunmayan şampiyon yok. Evet, öyle bir durum da var. Ama 8 senedir, 9 senedir. Yani normal değil mi? Yani? İşte ama çekim alanı güçlendirildi, birazcık süresi artırıldı. Ama ne kadar güçlü, tabii Ryze'la beraber çok eski bir eşleşme bu. Şöyle bir problem var bu arada. Çok fazla büyü hasarı odaklılar ve Mundo oyunda, bütün oyunda büyü hasarına karşı en dayanıklı şampiyon. Yalnız şöyle Alper, Kai'Sa'nın yeni eşya dizilimi biraz daha fiziksel hasar olanı sağlıyor aslında. Eşya dizilimine giderlerse ama o zaman da Ryze ve Graves'in menziline girdiği anda tek yeme potansiyeli biraz daha yüksek kalacak. Onun işi takım arkadaşının arkasında kalarak şu anda daha sağlıklı bir durumda. Bu kompozisyon özelinde.
Bir de erken oyunu güçlü şampiyonlar değil bunlar. Wisdom mutlaka erken oyunu etki etmek zorunda ki Nara o orta oyun koridoru açılsın. Yani yan koridoru gidebilsin. Şu an için ellerindeki şampiyonlarla o çok kolay gözükmüyor. Bakalım göreceğiz. Arch. Günün ilk başını seçim yasaklama ekranını tamamladık ve şimdi sözlü sunuculara bırakıyoruz. Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi 7. hafta heyecanıyla karşınızdayız. Artık haftaların sayısı azalıyor. Her maçın değeri daha da fazla artıyor ve bugün bu maçların aktarımında sizlere ben Kürşat Regar Nurdemirer ve Kaan Sakınbest Kural'a eşlik edeceğiz. Kaan ilk maçın seçim yasaklamalarını gördük. Bir Victor tercihi geldi. Değişiminin ardından nasıl buluyorsun seçim yasaklamaları? Yeni şampiyon. Daha doğrusu yeni sayılmaz tabii Victor. Yani orta koridorda bir ara o kadar sıkılmıştık ki. Ama farklı şampiyonların seçilmesi önemli ve açıkçası Doğuş Üniversitesi oranının bir şeyleri de değiştirmesi lazım. Naru'nun en sevdiği şampiyonlardan biri Victor. Tam bir rise kontrolü sayılmasa da alan kontrolü açısından belki de oyundaki Azir'le birlikte en güçlü şampiyon. O yüzden zaten uzun süre Azir Victor görmüştük. Bakalım ne yapacaklar. Fakat seçim yasaklama ekranında ben Doğuş Üniversitesi oranının daha iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Dark Passage Hatch'i geldiğinden beri seçim yasaklama ekranlarını harika yapıyordu. Bu sefer ama dediğim gibi Aurora'nın seçimlerini daha çok beğendim ama hep bahsediyoruz bundan. Doğuş Üniversitesi Aurora'nın sorunu seçim yasaklama ekranından ibaret değil en azından. Uygulamada çok ciddi koordinasyon problemleri var. Belki Naru'nun bu kadar kontrol büyücüsü olması, oynaması biraz daha oyunu tutmasını sağlar ama İki isim çok önemli. Hios'un iyi bir maç çıkarması sihirler lazım. Çünkü Hios tek kazanan koridora sahip şu anda. O kazanan koridorda ciddi üstünlük sağlaması ve daha sonra ayrı gittirme riski tehlikesi yaratması lazım. Ve şeyin de öne geçmesi lazım. Ve günlük ilk maçında da sizler de oylamaya katılabilirsiniz. Twitch sohbete Aur ya da DP yazarak bu maçı kazanacağını düşündüğünüz takımı lütfen bizlerle paylaşın. Tabii geçmiş maçlara baktığımızda süper haftanın ardından çıkışa geçmiş bir DP ve çıkış derken aslında biraz daha az söyledik. Uçuşa geçmiş bir DP diyeceğiz. Aynen. Ve bu arada bir duraklatma geldi. Yörüngeye gitmişti diyebiliriz. Son 7 maçın 6'sını kazandı Dark Passage. Ve yani o ayın bir yüzü, ayın diğer yüzünde ise Doğuş Üniversitesi Aurora var. Onlar son 7 maçta sadece 2 galibiyete ulaşabildiler. Ve bir yandan da düşmenin korkusunu enselerinde hissediyorlar ve şu anda ligin son sırasındalar 6 galibiyetle. Tabii ligin son sırasındaki takım direkt olarak doğrudan ligden düşecek. Dolayısıyla onlar da buradan çıkmak istiyor. Tabii Aurora'nın haftanın geri kalanındaki fikstürüne baktığımızda aslında Bursaspor ve Youth Crew'la oynayacağını görüyoruz. Dolayısıyla nispeten ligin zirvesindeki takımlara kıyasla daha kolay rakiplerle oynayacaklar ama senin az önce söylediğin çok doğru ve çok makul bir şey vardı. Sanki Doğuş Üniversitesi Aurora'nın problemi rakipleri seçtiği şampiyonlardan ziyade 5 kişiyle beraber bir takım olup buna göre oynama noktasında. Bireysel olarak da problemleri var ama esas takım olmak problemleri. Şu anda görüntüye geliyor Naru. 2018 kış mevsimi yani geçtiğimiz mevsim kariyerinin en iyi mevsimlerinden birini yaşadı. Belki de Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi tarihinin en iyi orta koridor döneminde hiç kimseye karşı, GBM'lere, Septic'lere karşı hiç geri adım atmadı ama bu mevsim Naru'dan istediğini alamıyorlar. Keza çok istikrarlı, çok beğendiğimiz bir üst koridor olan Hios da istediğini veremiyor. Ama bireysel problemlerden, bireysel formsuzluklardan öte ciddi bir koordinasyon sorunları olduğu da kesin. Ki geçtiğimiz sene ilk yaptığımız meta programını hatırlıyorsundur. Naru vardı orada bizlerle beraber ve Korelilerin yanında ben de burada olduğumu göstereceğim. Tek Türk oyuncuyum, bunun ağırlığını taşıyabilmem lazım demiş ve senin az önce belirttiğin üzere bunu çok net şekilde taşımıştı. Kimseye karşı boyun eğmedi ama şimdi baktığımızda birazcık daha sanki yılmış tırnak içinde, sanki mücadele arzusu artık yavaş yavaş tükenmekte olan bir Naru görüyoruz gibi. Bu tabii bundan sonra asla yüksek seviyede mücadele edemeyecek anlamına gelmiyor ama dış etkenler midir, kendisine dair etkenler midir, yoksa ligin gidişatı mıdır bilinmez, meta mıdır bilinmez ama Naru geçen sene kendisinden, geçen mevsim kendisinden çok daha uzak. Valla beni en çok şaşırtan noktalardan biri de bu aslında. Her oyuncunun iyi dönemleri, kötü dönemleri olabilir. Bazen takımda İyi oyunculardan kurulu olursun ama istediğin uyumu yakalayamayabilirsin. Yani bu sadece teknik mesele değil. Bazen psikolojik olarak da uyum sağlayamayabilirsin. Fakat Naru ve Hios gibi tecrübeli ve çok şey görmüş oyuncuların, çok şey yaşamış oyuncuların işler kötü giderken daha kontrollü ve en azından biraz daha soğukkanlı davranması lazım. Naru'nun mesela sosyal medyadaki mesajlarına falan da bakıyoruz. Gerçekten senin de söylediğin o yılmış ve tükenmiş hava seziliyor. Fakat işte buralarda tecrübenin önemi büyük. İşler kötü giderken beyler sakin olalım, daha hiçbir şey bitmedi, her maç sıfırdan başlıyor mesajını başta Hios ve Naru'nun vermesi lazım. Ki burada karşılarındaki rakip dediğimiz gibi oldukça kuvvetli, son dönem müthiş geçirmiş Dark Passage ve onlar da Twitch sohbetteki oylamayı %75'e %25'te kazandılar. Bakalım Aurora o geri dönüşü sergileyebilecek mi?
Ki bu noktada da Naru'nun elinin çok alışık olduğu bir şampiyon Victor var. Sen az önce değindin buna. Bir dönem sadece Victor Azir ve Orianna üçlüsünü izliyorduk. Ve dünya şampiyonasını yaklaşırken bilmiyorum bu konuda nasıl bir açıklama bulacaksın ama Orianna, Azir ve Victor mutlaka bir yer buluyor kendisine. Çünkü bu üç şampiyonda dezavantajlı olsalar bile, iyi durumda olmasalar bile oyunu kontrol etmeyi başarıyorlar. Böylece belki bir şey kazanmıyorsunuz ama kaybetmenizi engelliyor. Ve genelde takımlar da ana stratejilerini kaybetmemek üzerine, oyunu kontrol etmek üzerine kurdukları için bu şampiyonlar hep ön planda. Bugün ama yani seçim yasaklama ekranından bahsederken özellikle Aurora'nın daha iyi bir iş çıkardığını söylemiştik. Ben Talia'yı niye bıraktığını hiç anlamadım Dark Passage'ın. Hani Talia yasak, yani Orianna'yı yasakladılar son yasaklama olarak. Talia'yı bırakmak, hele ki diğer iki iyi ormancı Nocturne ve Kindred ortada yokken bırakmak bana çok büyük risk gibi geldi. Bakalım bu riski cezalandırabilecek mi Wisdom? Wisdom çok iyi bir ormancıya sahip, oyunda etkili olmak zorunda. Ki Wisdom ne zamanki tank şampiyonları bırakıyor, o zaman Aurora'nın galibiyetlere koştuğunu görüyoruz. Orada yani galibiyetin formülü zaten metanın çıldırdığı dönemlerde sanki Wisdom'un üzerinde gibiydi ama sonrasında Sejuani oynadığı 2 maç, Trundle oynadığı 3 maçın tamamını kaybettiler. Diğer tarafta dağ taşıydı şampiyonlarla ise zaferlere ulaşmayı başarıyorlar. Burada bakalım Talia ile üzerine düşeni sergileyebilecek mi? Tabii burada soru işareti yaratan bir diğer konuda Luger için yapılan Ezreal tercihi. Evet. Nişancıların geri dönüşünden sonra Ezreal o önceliğini az da olsa kaybetti. Evet, çok güvenli bir şampiyon. Ama yani Luger'in özellikle geçtiğimiz haftaki Kai'Sa performansını hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Bu arada tutan bir karanlık esaret var. O noktada takası kazanan tarafta Aurora ikilisi olduğu gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta gösterdiğim müthiş Kai'Sa performansının ardından birazcık daha sakin bir Ezreal tercihine yönlendirilmesi. Bakalım nasıl sonuçlanacak Luger tarafında. Valla ben her zaman söylüyorum. Ezreal kesinlikle kötü değil. Ama yani size maçı kazandırmıyor. Sadece idare ediyor. Ve özellikle oyunun geç aşamalarında devamlı otomatik saldırı üzerinden oynanan bölümlerde ikisi de çok son derece düşüyor. Bakıyorsun maç sonunda çok ciddi hasar vermiş bir ülke ama bu tamamen biraz sahte bir görüntü. Sadece dürttüğü için. Hani bir şampiyonun canının ilk %50'sini almanın değeri son %10'unun almasından çok daha az. Yalnız canının ilk %50'sini karşında herhangi bir şey görme riski olmadan almak ve siz bunu yaptıktan, Ezreal rakibini dürttükten sonra takım arkadaşını takip edebilmesi belki takım savaşlarının kazanılmasında etki sahibi oluyor ama bunun için müthiş bir koordinasyona ihtiyacınız var. Aynen. Eğer rakip tarafta hard engage dediğimiz güçlü savaş başlatma mekaniği varsa da o bir işe yaramıyor. Ve maçın ilk 4 dakikasında da Rein ile Rogue ikilisi alt koridorda minyon üstünlüğünü ele geçirmiş durumda. Luger'in 5 minyon önünde şu anda Rein. Ve bedavadan da bir geri dönüş fırsatı yakaladı. Bu arada alt koridora gelen Kirei de burada pek aradığını bulabilmiş değil. Kai'Sa'nın geri dönüşü sebebiyle de Rogue nispeten daha güvenli bir pozisyon alıyor. Ve geri de döndü şu anda Graves. Ve ilk baskın denemesi burada boşa çıkmış oldu. Rein de 2 hançerle döndü koridora. Ama Ezreal için daha avantajlı bir Tanrıçanın gözyaşıyla dönmek. Çünkü iki hançer çok ciddi bir fark yaratmayacak. Ezreal'in en büyük sorunu ilk Tanrıçanın gözyaşıyla rakipte eğer bir ekstra hasar eşyası varsa zorlanması. Ama burada hiç zorlanmayacak. Zaten Kai'Sa'nın erken oyunu çok güçlü değil. Ki zaten bu arada Arakçı Ezreal'ların da genelde o Tanrıçanın gözyaşının yanına bir de pırıltı eklemek istediğini biliyoruz. Yalnız burada Luger, Rein'in geri dönüşünün ardından koridor kontrolünü yeniden ele almış durumda ve Arakçı sayesinde de muhtemelen o Tanrıçanın gözyaşı artı pırıltı alacak kadar altında rahatlıkla toparlayabilecek. Çünkü çok baskı sahibi bir rakibe karşı değiller şu anda Morgana ve Kai'Sa. Longbi de son dönemde çok övdüğümüz, haklı olarak övdüğümüz bir oyuncu. Çok iyi bir kontra seçim aldı. Morgana'sı çok iyiydi fakat Morgana'nın kontrasıyla oynuyor şimdi. Gayet iyi iş çıkarıyor şu ana kadar karmayla. Kirei bu arada minyon biçmeye devam ediyor. Kirei ile Wisdom arasında minyon sayısında bir denge söz konusu. Orta koridorda ise bu arada Ryze şu anda Naru'yu birazcık zorluyor gibi görünüyor. Tabii minyon dalgası daha yeni geldi Naru'nun üzerine. Bu minyon dalgasının alınmasının ardından da fark 4-5 civarında kalacak gibi görünüyor. Şimdi Kirei'nin orada olduğunu bilincindeler. Rogue orada bir karanlık esaret tutturacak. Wisdom'ı bekliyorlardı yalnız. Arkadan da Humanoid geldi ama ilk kan gelene kadar Humanoid yetişemedi oraya. Geri dönüş skorunu almayı başardı. Şimdi arkadan yerden bitme. Rein sıçrasını kullandı. Rein oradan çıkabilir. Bu arada arkadaşından geliyor. Mekan sapması tam vaktinde ama kurtarmak için yeterli değil. Nar orada bir skor da almak için yetişti oraya. Şimdi Meganar'a dönüşecek. Sersemletme tutmadı ama Aurora burada istediğini aldı. Işından avantajı, Hios'un çok daha erken reaksiyon vermesi Aurora lehine döndürdü. Halbuki
Penki'nin de ışınlanı vardı. Penki ışınlanı kullanmadı, geç kaldığını düşündü. Ama esas zaten Kire'yi hiç işinde olmadığı yerde, görüşünde olmadığı yerde macera alıyor. O macerayı belasını buluyor. Ve bunu ilk defa da yapmıyor bu arada. Aynen. Kire'yi maçın 4. dakikasında da benzer pozisyon denemiş, başarıya ulaşamamıştı. Humanoid'den de yine harika bir mekan sapması gelmiş ama zamanında gelen ışından, Hios'tan. Ve bu arada Penki'nin neden gelemediğini de üst koridorda görüyoruz. Minyonlar tamamıyla kendi kulesinin altında. Aynen. Hios da bu arada Nar'ın en büyük problemlerinden biri Meganar zamanlaması. Kendiniz savaş başlatırken onu ayarlayabiliyorsunuz Meganar. Ama rakibin başlattığı savaşlar da ayarlayabiliyorsunuz. Burada zamanlama çok iyiymiş. Meganar olmak üzereyken gelmiş. Zaten Meganar olmasaydı o da düşecekti. Oradan kazandığı tanklıkla hayatta kalmayı başarıyor. Ve 2'ye 1'lik bir Doğuş Üniversitesi Aurora üstünlüğü var skorlarda ama bu altına yansımış durumda değil. Dark Passage altında öndeydi ben bu cümleyi kurarken. Şu anda altınlar eşitlenmiş durumda. Yani çok da aslında Dark Passage'in de kaybettiğini düşünmemek lazım. Sonuçta Işınlan'la bir skor aldılar. Işınlan'a karşı bir skor çok da kötü bir takas değil aslında. Orada ilk ejderde Okyanus ejderi. Acaba DP Işınlan avantajını bir ejder oyununa çevirmek ister mi diye baktık ama Okyanus ejderi böylesine bir Işınlan oyunu yapmaya değecek de ejder değil. Okyanus ejderi çoğu zaman ilk ejderde kaybettiğiniz zamana bile değmiyor. Ailenin sevilmeyen çocuğu, şunu biri alsın da gerçek ejderler çıksın denen bahtsız ejderimiz. Genelde eğer alt koridorda özel bir takas kazanıp hani çok büyük bir avantaj yakalamazsın, 20. dakikaya kadar belki de yüzüne bile bakmıyor. Karma gidiyor. Yani Luger ve Karma eş zamanlı olarak rakibin üzerine doğru atıldı. Rogue da kara kalkanını kullanmak zorunda kaldı. Tabii bu takas yapmak istiyorsanız harika bir pencere. Rogue'un kara kalkanının olmadığını biliyor. Long bir bakalım o üçlü çalacağını çıkıp bir oyun yapacak mı? Bu arada Kire'yi yeniden bir alt koridor ziyareti peşinde. Bu arada Naru için daha iyi dönemler başladı. Victor'un metadan düşmesinin en büyük sebebi çekirdeğini geliştirmesi 1250 alta geldi. Şimdi alt koridora ve ışınlanan oyunu geliyor. Kire'yi şu anda birebir de Rogue'uyla önüne doğru yalnız şimdi çok güzel ultisini kullandı Rain. Bu ışınlandan sadece tek bir sıçra alabildiler. Tabii Rain de ultisini kullandı buradan çıkmak için ama bu takas onların istediği takas. Şimdi kuleyi alıp alamayacakları önem arz ediyor ve Penki burada kuleyi de tanklayamaya devam edecek gibi görünüyor. Minyon dalgası da geldi. En azından bu ışınlanı bir kule altında çevirecekler. Peki bu altını kim alacak? Bu altını Kirey ve Penki paylaşacak gibi görünüyor. 325'lerden Graves ve Doktor Mundo altınları paylaştı. Üst koridorda gelen isabet dalgası. Oradan bir minyon alabildi ama minyon dalgasını zayıflattı. Tabi bu muhtemelen kulenin kurtarılması için yeterli olmayacak. Bu oyundan istediğini kısmen de olsa aldı ama ışınlana gerek yoktu ya. O üçlü zaten alt koridora baskıyı kurup alt koridor kulesini alabilirdi. Yani planlar orada tabi ya Skorda. Morgana ya da Kaisa'yı almaktı ama Morgana kara kalkanı ve sıçrasıyla diğer tarafta Kaisa ise çok rahat şekilde ultisiyle çıktı oradan ve 10. dakikayı bulmadan da ejder biraz sevgi görüyor. Senin az önce söylediğin eğer ki bir sebepten buraya gelip ufak da olsa bir avantaj alınırsa bu ejderin alınma ihtimali var demiştin ve alt koridorda ışınlanın ardından tek kuleyle yetinmediler. Bir sonraki de Okyanus Ejderi bu arada. Hayal kırıklığı oldu herkese. Evet yani sesindeki hayal kırıklığını hep beraber duyduk. Okyanus Ejderi'nde faydalı olduğu zamanlar var Kaan. Bu mesela, konuda anlaşalım lütfen. Mesela. Kuşatma yapıyorsun. Karşı taraf seni dürtebiliyor. Kuşatmayı kesip üste gitmek yerine kuşatmaya devam ediyorsun. Son derece düşük bir katkı oldu. Son derece yani. Çünkü artık kuşatma zamanı geldiğinde ani savaş başlatma mekanikleri falan çok artmış oluyor. Çok ciddi hasarlar geliyor. Yani o neyse ben açıkçası etkisinin düşük. Yani şöyle çok erken alınırsa koridorda biraz da olsa bir katkısı var. Onun dışında fazla görmüyorum açıkçası. Bu arada kuleler karşılıklı düşüncede koridor değişikliği de yaşandı. Biraz evvel şeyden bahsediyorduk. Victor'un metadan düşmesinden. Çekirdeğini geliştirmesi 1250 altına çıktıktan sonra o çok zorlaştı. Victor'un üzerine baskı kurup çekirdeğini geliştirmeden geri yollamaya başladı. Çünkü çekirdeği geliştirdiğiniz anda otomatikman ölüm ışını çok daha ciddi hasar vermeye başlıyor. Ondan sonra ama Victor tekrar eski etkinliğine kavuşuyor ve şu anda Naru için. Şu anda Minyon'da geri gözükebilir ama Naru şu anda şey aldı. Çok daha rahat takas yapabilecek, çok daha etkili olacak. Bu arada ekranlarımızda da geçtiğimiz senenin dünya şampiyonu Samsung'un onuruna yapılmış Nar kostümü de sizlerle beraber. Penki bu arada Hios'un üzerine doğru gidiyor. Hios tabii Mega Nar olmasına daha çok fazla zaman var. Penki bu takası kazanıyor gibi görünüyor. Oradaki balta tutar mı? Daha doğrusu kupa tutar mı? Kupa tutmadı ama iki tane e-spor kostümünün mücadelesinde kazanan taraf TPA Mundo oldu. İkinci sezondan geldi ve 7. sezonu dövdü.
Ben diyorum hocam ikincisi ne varsa eskilerde var. İkinci sezonda var. Bu yenilerde iş yok. E-sporun hipsteri sensin o zaman. Doğru mu anladın? Fnatic Gragas alsalardı görürdün sen. Ya Fnatic'in kendisi bile o dönem e-sporun çok daha kolay bir ortam olduğunu kabul ederken. Ya şimdi hani küçümsemek gibi olmasın ama o zaman bir turnuvadan çok bir festival gibiydi. Hani kabul edelim ya bunu. Ya bir festival gibi derken Dreamhack dahilinde düzenlenen bir turnuvaydı ve oldukça aslında az sayıda insanın katılımı beklenirken oldukça kalabalık seyirciler önünde oynandı ama tabii Asyalıların olmadığı bir turnuva olduğu için temel anlamıyla o da birazcık kendi çaldı kendi oynadı Amerika ve Avrupa takımları. Şahsen benim kişisel görüşüm bu. Ben ikinci sezonu da tam bir dünya şampiyonu, yani gerçek dünya şampiyonu üçüncü sezonla birlikte başladım. Benim kişisel görüşüm. Peki gerçek dünya şampiyonası demişken ne diyorsun? SKT'siz olacak diyorsun. Faker bugün Griffin'e kaybettiği serinin ardından dünya şampiyonasında playoff'a çıkma fırsatını kaybetti. Zaten çok uzun süredir yedekti ama daha da önemlisi SKT tarihinde ilk defa LCK'de playoff'lara kalamadı. Valla sezon başından beri işler felaket gidiyor. Faker'ı bir, o kadar çaresizleştikler ki. Ya Faker'ı bir yedek oturtalım bakalım belki diğerleri toparlanır dediler. Faker bu arada kötü oynadığı için falan değil. Faker takımın en iyisiydi ama diğerleri toparlansın diye yaptılar. Bir ara tutar gibi oldu aslında. Preen'le Bang'in falan performansı yükselmişti ama SKT'nin playoff'a olması ama hala Gauntlet'ten dünya şampiyonasına gelme ihtimalleri var ve SKT hamam böceği gibi abi. Ölmediği sürece hala dünya şampiyonası için favorilerden biri. Bunu yapabilecek bir takım varsa aynen. SKT'dir diyebiliriz. Tabii oradaki hikayenin çok güzel bir yanı da Griffin'in ya hiç beklenmedik bir başarıya ulaşan ligin yeni takımı Griffin'in SKT playoff'ın dışına itmesi. Bilmiyorum e-sporda bundan daha dramatik hikayeler var mıdır? Ama abi, oraya gelene kadar Griffin uzun süre liderliği paylaşıyor şu anda. Griffin hani hala Kore'nin bir ne kadar büyük bir fabrika olduğunu, genç ve yetenekli solo tekli dereceli yıldızlarından takım kurup bir anda şey oldular, lig liderliğini oynamaya başladılar. Muazzam bir iş yapıyor. Yalnız Kore fabrika değil. Oyunculardan bir tanesi biliyorsun. Team Turkalite'nin eski üst koridor oyuncusu Panzer isim değişikliğinin ardından Sword ismiyle beraber üst koridoru birbirine katıyor. Demek ki biz de hiç fena bir fabrika değiliz. Valla Kore'nin suyunda var. Core JJ falan neler yapıyor. Ama tabii şu anda mesela Viper nişancısı Griffin'in dünyanın en iyi nişancılarından biri. Bunu söylemek lazım. Yani dünya şampiyonasında heyecanla beklememize yol açan sebepler bunlar. Bu arada biz tabii bunlardan bahsederken arka tarafta Vadi'nin alametinin DP tarafından alındığını belirtelim. Kire'yi de alametin gözü var. Altın farkı yok denecek kadar az. İki takım arasında hani geç aşamada güçlenme oranlarına bakarsak böyle çok 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 dramatik bir fark. Bence şeyin Aurora'nın kompozisyonu geç aşamada bir tık daha iyi. Gerçi Mundo Nar'dan çok daha etkili olacak ama Nar en azından ayrı getirecek. Kai'Sa Ezreal'dan çok ama çok daha büyük bir fark yaratacak. Graves'in Talia'ya üstünlüğü var ama belli dengeler var ama ben Kai'Sa Ezreal farkının diğer bütün farklardan daha değerli olduğunu düşündüğüm için Aurora'nın geç aşamada biraz daha etkili olacağını tahmin ediyorum. Şimdi orta koridorda hızlı şekilde kullanılan bir vadinin alameti arkada örgü duvarı da kullandı. Yalnız Wisdom bu örgü duvar kuleyi kurtarmak için yeterli olmayacak. Burada Rune Ups ile beraber Naru yerine Wisdom sabitlendi. Wisdom başı dertte olabilir. Wisdom'ı düşüren Kire'yi oluyor. Bu arada mekan sapmasıyla beraber Humanoid de geldi. Yalnız kötü bir noktada kalmış olabilir. Arka tarafa şimdi yalnız gelen bir tane Rain var. Humanoid'i alacaklar. Luger sıçrayı da kullanmak zorunda kaldı ışık geçişinin ardından. Rain içlik topunu takip etti. İki tane oyuncudan çok kötü pozisyonlar gördük. Önce Wisdom çok kötü pozisyonda kaldı. Wisdom'ın zaman zaman böyle şeyler yapabildiğini biliyoruz. Çok yanlış pozisyonda kaldı Talia gibi bir şampiyonla. Fakat Humanoid'den böyle şeyleri nadir görüyoruz. O herhalde kendi pasifine ve kalkanına güvendi ama oraya kadar çıkarsanız da hiçbir kalkan sizi kurtarmaz. Bu yani basit bir iletişim problemi de olabilir aslında. Yani Humanoid takım arkadaşlarının geleceğini düşünürken o mekan sapmasından çıkmamış olabilir. Şimdi bakıyoruz hemen ultisini nerede kullanmış. Ya bu arada Humanoid animasyonların gazabına uğramış olabilir. Kaan Kural. Çünkü Kire'yi de neredeyse mekan sapmasının içinde gibi görünüyor. Ama mekan sapmasıyla beraber gitmedi. Kire'yi abi geliyorum sen git dedi. Sonra zamanında hadi. Gittiğin yerden beni ara dedi. Aynen. Ama Humanoid'den beklemedim. Yani Humanoid bir gitti. Abi nereye düştüm ben derken paramparça oldu. Ya Humanoid'den de aslında birazcık bahsetmek lazım. Oo tabii. Ya neredeyse bir caps etkisi yarattı diyeceğimiz kadar DP'nin çehresini değiştirdi. Gerçekten yani zaten bu transfer Kirey'nin liderliği Humanoid'in oyunu bu arada
Wisdom kötü bir yerde yakalanmış olabilir. Luger de gelecek oraya. Kronometre kullanıldı. Parça tesiri geliyor. Son bir otomatik saldırıya gerek bile kalmadı. Kirey de kalıyor skor. Bu arada Pengi arka tarafı ışından atmış. Oh. Birinci skor Naru'yu da çıkarabilecekler mi? Sıçra var mı? Pengi de var. Naru'yu aşlatmaya devam ediyor. Yusun da başı dertte. Yusun hasar derden almış. Naru düşecek. Hios'u alabilecekler. Meganar bu arada tam zamanında gelmiş olabilir ama kule altı denemesi henüz 16. dakikadayız ama Nar'ın peşinde şu anda sıçrayı kullanarak Hios oradan çıkıyor. Sadece şeyi ultiyle geri atıp sıçrayla kaçıyor. Çünkü başka türlü çıkma ihtimali yoktu oradan. Ama burada savaşta, dağınık savaşta, işte dağınık savaşta hedef odaklaması, çabuk karar verme, bir arada hareket etme, bunlar çok hızlı kararlar verilmesi gereken şeyler. Ve bu konuda Doğuş Üniversitesi Aurora'nın sezon başından beri ne kadar zorlandığını biliyoruz. Dark Passage'de son dönemde Kirei'nin liderliğinde, bu çok önemli. Humanoid'in sen oyunundan bahsettin ama Kirei'nin liderliği ve karar mekanizmasındaki rolünden bahsetmek lazım. Buralarda büyük fark yaratıyor işte. En büyük farkı yarattığında bu savaşta gördük. Yani pozisyon tekrarını izler miyiz bilinmez. Burada Kirei'nin kredisini almamak lazım ama harika bir açıdan izliyoruz. Rejimize evet. Çok teşekkürler. Bakar mısın haritanın 3 tane farklı noktasında hasar almaya başlıyorlar. Humanoid bu noktada yiyorsun peşinde. Luger ters taraftan geliyor. Wisdom'ı zaten alacaklar birazdan. Pengi orada Rogue'un i̇nanılmaz peşinde ışınlar. Düşecek. Yani müthiş ışınlar. İnanılmaz kapanmışlar üzerine. Ama ışınlan kararını Pengi mi veriyor, ortak mı veriyorlar? Bir kere 5 kişi birden o kadar koordineli bir şekilde sıkışınca kaçabileceğiniz hiçbir yer yok. Savaşabileceğiniz hiçbir yer de yok. Yani olabilecek en iyi senaryo olmuş yiyorsun kaçışı. Yani haksızlık edip bu arada, burada bu Aurora hata yaptı diyecektim ama hayır. Az önceki alakalı. Açı bize şunu gösterdi. Evet. DP müthiş koordine oynamış. Bu arada 3 skor aldılar değil mi? Evet. Toplam %70'in altında cana inen Dark Passage oyuncusu yoktu. Çünkü zaten 5'e 5 değildi. Aynen. Bu yakaladıklarını indirdiler arka aynen. arkaya. Aynen. Tabii bunun altın üzerinde de bir yansıması oldu. 1700 altınlık bir üstünlük Dark Passage tarafında ve maç başından bu yana en anlamlı üstünlük takımların yakaladığı. Kirey bu arada kırmızıyı çalabilecek mi? Yalnız orada görüş küresi Kirey'nin almasına engel olmadı. Hiçlik topu da kaçıyor. Çok ciddi hasar potansiyeli artmaya başladı. Artık Graves de ciddi hasar verebiliyor. Ve daha önemlisi Luger adına önemli bir güç patlamasının eşiğindeler. Ağırkan ve pırıltı çantasında bunu üçlü kuvvete çevirdiğinde Muramana ile beraber Ezreal canı sıkabilir. Şimdi Hios yeniden Meganar. Pengi yalnız orada ultisini kullandı çünkü ters taraftan Kirei'nin geldiğini görüyoruz. Pengi orada kupayı tutturamadı. Kirei'yi yavaşlatmayı başardı Naru. Hios yalnız iki kişiyi birden sersemletiyor. Birazdan Meganar bitecek yalnız kırmızı güçlendirme. Orada onları yavaşlatıyor. Luger'de bu skor bana kalır mı acaba? Bir umut içeride şu anda Luger'e bırakacaklar mı? Hayır. Pengi'nin farklı fikirleri var burada. Ya skorun geleceği belliydi ama burada en eğlencelisi skoru kim alacak, kim çalacak oldu. En sonunda Pengi bizim koridor, benim koridorum kardeşim. Hayır benim koridorum olmasının yanı sıra ben bu adamı 3,5 yıldır kovalıyorum. Bunun ödülü benim olacak dedi. Aynen. Yalnız az önce aşağıda olandan daha dramatik bir tablo. Humanoid mekan sapmasıyla beraber el sallayarak uzaklaşıyor. Örgü duvarda boşa gelmiş oldu. Hadi bana müsaade dedi mekan sapmasıyla. Ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Ama oyunun kontrolü tamamen Dark Passage'e girmiş. Altın farkı o kadar dramatik değil. Yani sonuçta bir tane takım savaşı kazandılar biraz evvel. Öyle iki takım arasında ciddi bir fark açılmış falan değil ama oyunun kontrolünün ne kadar değiştiğini görüyoruz Regarnur. Tamamen artık DP istediğini yapıyor. Aurora ona reaksiyon vermeye çalışıyor sadece. DP 15. dakikada gaza bir bastı, pir bastı. Hem de nasıl. 4500 altın gibi gerçekten takım savaşlarında kendisini çok hissettirecek bir fark bu. Tabii Samsung kostümlerinden bir başkası da Talia'nın ellerinde. Ben sana diyorum abi, ikinci sezon kostümleri iyidir. İyi yok, ya ben TPA kostümlerine bayılırım bu arada. Bu arada Rise'da peki eski TPA kostümü var mı? Dikkat etmiyorum. Yok şey var değil mi o büyücü... Gandalf. Ha aksakallı Rise. Aksakal. Peki. Ya neyse işte. FRP Rise diyeyim ben ona istersen. Grubun fonksiyonsuz büyücüsü kostümüyle. Oo, öyle deme, öyle deme. Onlar 10. level'dan sonra neler yapıyor ya biliyor musun? Ya bir fireball atacağım diye bekler durur o ateş topunu sonra öyle bir hocam yerde bulunur. Hocam bak fireball işi bilmeyenin atacağı büyüdür. İşi bilen adam chaos atar. Bana hep işi bilmeyen büyücü denk gelmiş kanka. Bak, grubun yarısını baba, kavurup bitiren. Bak. Bir iki tane ortaya bir tane alev atıyorsun. Birileri yandı diye bir şey zannediyorsun. Halbuki chaos attığın zaman diğer bütün şampiyonların işlevini kaybettiriyorsun. Ama biz acemi FRP'ci, tecrübeli FRP'ci var.
Karanlık esaretten son anda ışık geçişiyle kurtulmayı başardı Luger. İçlik topu konusunda aynı derecede başarılı olamadı. Nehir kontrolünü tamamen, yani zaten oyunun kontrolü tamamen Dark Passage'da. Şu anda Aurora tamamen savunmaya çekti takımı. Rakibin bir hata yapması bekliyor ama Dark Passage genelde bu tip pozisyonlarda, işte Kire'nin etkisini söylemiştik, takımın uyum etkisinden bahsetmiştik. Buralarda çok hata yapmayıp, hatta zaman da kaybetmeyip, çok keskin, şunu yapacağız, şöyle yapacağız, tık 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 oynayabilen bir takım. Bakalım ne kadar başarabilecek. Şimdi Panky bakalım, bir baskın geliyor. Diğer tarafta örgü duvarda kullanıldı. Panky ultisini aktifleştirerek oradan çıkabilirim. Wisdom'u yavaşlattı ve şimdi takibi kendisi yapacak. Ve Panky takım arkadaşlarını baron alabilmesi için Wisdom'un geri dönüşünü engelliyor. Bu baronu yapacaklar mı? Hayır. Rakibin geldiğini görüyorlar. Bu bir tuzağa dönüşebilir. Şimdi Rogue arka tarafta yakalandı. Yolun sonu Rogue'ya çok fazla bir hasar vermedi. Yalnız baronu engellemiş oldu en azından. Doğuş Üniversitesi Aurora tarafı. Luger önemli bir, senin bahsettiğin güç patlamasında üçlü kuvvetini bitirdi. Keza Ryze için Meranomicon bitti. Panky de bu arada şeye geldi. Klasik Mundo'nun bundan sonra karada ölüm yok dediğimiz nokta. İki tane ana eşyası. Gün ateşi pelerini artı şeyle, ruh gömleğiyle karada ölüm yok Mundo'ya. Şimdi Hios bu arada kuleyi almaktan vazgeçti. Çıkmaya çalışıyor arkaya, yalnız şimdi ışınlan gelecek. Işınlanı gören Kirei ve Panky oradan uzaklaşacak. Parça tesiri de kullanılıyor. Wisdom'ı da yavaşlattılar. Yerden bitme de kaçtı. Kötü haberler arka arkaya geliyor. Şimdi cevap verme sırası DP'de mi acaba dedik Longbee geldiğinde, ama hayır. Panky'nin ultisi olmadığı için buna devam etmediler. Panky'nin eğer ultisi olsaydı, biraz evvel kullanmıştı hatırlayacaksın. Panky'nin ultisi olsa bunu tamamen geri çevirebilirlerdi. Yalnız harita oyununda yine DP'nin etkisi hissediliyor. Hem orta hem üst koridordan baskı kurabiliyor DP. Yani Aurora'nın alt koridorda 3 tane oyuncusu vardı. Geri kalanlar nerede? Şimdi yalnız Rain içeri girecek. Luger'e buradan çıkış olmayabilir. Sıçrası geldi. Yani hatta çok yakın zamanda geldi ama güvenliğe doğru da uzaklaştırdı onu. Rain de bu arada sıçrayı kullanmıştı. Bir sonraki savaşta ne Kaysa'nın ne Ezreal'ın sıçrası olmayacak ama bu Doğuş Üniversitesi Aurora'nın canını daha fazla sıkacak. Aynen öyle. Sıçraya daha az ihtiyaç duyan kesinlikle Ezreal. Ya Doğuş Üniversitesi Aurora artık tamamen savunmaya çekilip Kaysa'nın güçlenmesini bekliyor. Çünkü geç aşamada biraz evvel bahsettiğimiz Kaysa en önemli şampiyon olduğu için Kaysa ile ekstra bir şeyler yapıp geç aşamada bir takım savaşı kazanabilir miyiz? Yani kazanma koşulunu tamamen geç aşamadaki Kaysa'nın üstünlüğüne bağlamış durumdalar. Hiç kötü de bir tercih değil bu arada, onu da söylemek lazım. Çünkü Dark Passage bu kadar baskın oynarken, şu anda bu kadar güçlüyken hiç macera aramaya gerek yok. Tamamen savunmaya çekilmek en mantıklısı. Ya tabii çoğu zaman bunun tercih sebebi olduğunu görürüz. Yani Kaysa'yı oyunun sonuna taşımak için takımlar belli başlı noktalarda geri adım atabilir ama burada Kaysa'yı oyunun sonuna taşımak değil, tek kazanma koşulu o kaldığı için zorunda kalıyor. Doğru, çok haklısın. İkinci bir küçük ihtimal vardı Nar'ın ayrı gitmesi ama işte öyle bir ihtimal kalmadı Nar'ın geri düşmesiyle. Daha doğrusu Mundo'nun ona karşı çok rahat. Mundo tank eşyalarına gayet hızlı şekilde ulaştı. Tabii buradaki 4 kuleye karşı bir kulenin yarattığı altın farkında etkisi var. DP'deki oyuncuların tamamı altın anlamında rakiplerinin önünde ve 3. Okyanus Ejderi Kaan Kural'ın mutlu bakışları arasında vadiden iniyor ve artık seni belki de mutlu edebileceğimiz bir ejderle geldik. Aynen öyle. Okyanus'u beğenmedin, Alev'le geldik. Sana şöyle bir soru sorayım. 3 Okyanus Ejderi'ni mi tercih edersin, bir Alev'i mi? 3 Okyanus'u tercih ederim çünkü Kadim Ejderha yolunda da avantaj sağlayacak o 3 Okyanus. Bunu kabul edebilirim. Ama 3-2 deseydin, hatta 3 Okyanus'a bir daha bir Alev'i de tercih ederim. Kadime katkısı olmasaydı? Kadime katkısı olmasaydı tartışırdık. Kadime katkısı var diyerek, tartışmanın içinden doğru. Sıyrılıyorum kanka. Doğru, peki tamam. Yani Rogue Kirei'yi yakalayacak ama şimdi yerden bitme Kirei'ye parça tesiri yüzünden tutmadı. Kirei son anda parça tesirini kullanarak kendisini arkaya doğru atıyor. Bu arada birazdan Nar Mahvolmuş Kanın Kılıcı'nı bitirdiği zaman çok daha etkili olacak şeye karşı, Mundo'ya karşı. Gene bir ayrı titreme tehdidi yaratabilir ondan sonra. Çünkü çok ciddi hasar verecek. Ve eşya dizimine de erken bir Celal'ın çağrısı eklemiş. Tabii. Onu her aklı başında Mundo karşı koridoru oynayan şampiyonun yaptığını yapmış. Ki bir yandan da bu arada Rain'e de yardımcı oluyor. Yani Rain Celal'ın çağrısını eşya diziminde erken bir safhada istemiyor. Rain bu arada Günson'un hiddetini bitirmiş ve coşkuya doğru ilerliyor. O da çok o da
bir eşiği açtı, ciddi hasar vermeye başladı. Tabii ki esas ana gücüne ulaşmadı ama. Tabii Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi'nde bunun dakikası geldi. 20 ile 30 arası. her kız isteme seansında mutlaka bütün herkesin birbirine siz iyi misiniz, siz iyi misiniz, siz de iyi misiniz dediği bir kısım vardır. Bizde de VFŞL'de de bu dakikalar Baron'u sen mi alacaksın yoksa ben mi alacağım diye geçiyor. Ben cümleyi bitiremeden Humanoid bir solo skor daha aldı ve haritadan sildi Wisdom'ı. Bu da bu Baron dansını artık Baron'un sonu haline getirecek iş çünkü Talia ve Charp şu anda vadide yok. Dark Passage oyunu bitirme yolunda önemli bir hamle yapmış olabilir. Bu Baron'la beraber bakalım neler alabilecekler. Yaz bu Baron'a müdahale. Bu arada mekan sapması. Luger de girdi içeri. Şimdi Naru'yu yakalayacaklar. Naru'nun başı dertte. Arındır Naru'yu kurtarmaya yetmeyecek. Tanki kovalarım. Çok rahat bir kule altı yapıyorlar. Kaos fırtınasıysa. Herhangi bir işe yaramıyor. Baron'un üzerine bir de skor. Şimdi DP geri dönüyor. Bunların hepsi altına dönüşecek. Altına... Daha doğrusu eşyaya dönüşecek. Eşyaya dönüşecek. Altına dönüşecek. Altını harcayacaklar. Altına dönüştü evet. Ve bu kuşatmaya Aurora'nın ne yanıtı olacak merak ediyorum. Bu arada ilk yanıtları hiç fena değil. İlk koridor, orta koridoru ilk kulesini çıkarmayı başardılar. Ama bundan sonrası biraz yokuş aşağı ve üst koridorun ışınlan geldiğini görüyoruz. Kimden gelmiş o ışınlan? Ryze'den gelmiş. Ryze'ın biraz evvel Rabadon'un şapkası yoktu ama Wisdom'a yaptığını gördün mü? LeBlanc'lık yaptı resmen ya. Ya tabii Wisdom'ın herhangi bir tanklı olmaması bu noktada çok faydalı olmuştur ama. Ne olursa olsun abi. Tek bir büyü rotasyonuyla Ryze'ın birini sıfırlaması yani... Sıklıkla gördüğümüz bir senaryo aynen, değil. Aynen. Şimdi Rabadon'da daha rahat yapar tabii bu iş. Bir yandan tabii kulelere verdiği hasar da oldukça artmış durumda. Bu arada dakika daha 28'e yeni girdik. 28'e yeni tamamen 320 minyonu var Humanoid'in. Az altın farkı da 9000'e buldu. Yani şu anda savaşmasına imkan yok Aurora'nın. Burayı nasıl savunacaklar? Gerçekten işleri çok zor. Ve bu 1-3-1 de aslında hiç istedikleri bir 1-3-1 değil. Alt tarafta Graves'le Nar uğraşmak zorunda kalıyor. Biz orada acaba Mundo mu gider demiştik ama Mundo bu gardiyan görevinde burada. Luger'in otomatik saldırı yapmasına fırsat veriyor ve Nar'ı da Humanoid'i durduramadı. Orta koridorda Luger'le Pankey'i de durduramadılar. İki inhibitör kulesi aynı anda düştü. Yani koridorunu tutabilen tek isim bu noktada Nar. Ve geri adım da atmıyor bu noktada Dark Passage. En azından bir inhibitor çıkarmak istiyorlar ve Humanoid de acaba Rune Ups ile birini yakalayır mıyım derdinde derken Hills arka tarafta yakalanmış. Parça tesiri skorun alınması için yeterli değil ama Humanoid ve Luger'e iki tane inhibitor çıkarma fırsatı bırakıyor. Kuşatmanın Dark Aurora'nın işini çok zorlaştıracağını söylemiştik. Az söylemişiz. Ya buna cevap verebilmek için en azından uzun menzilli bir nişancınızın olmasını istersiniz ama o da yok. Aurora tarafında. Evet güçlendiğinde Kai'se çok büyük tehdit ama bu seviyelerde minyon dalgası temizlemek için içeri dahi giremiyor. Onu en iyi yapan şampiyonlardan biri Victor. Victor Ryze'ı durduramadı ya. Yani Victor Ryze'ı durduramıyorsa bir koridorda ondan sonra geçmiş olsun. Humanoid ve Panky orta koridor tarafından girişleri kapatmaya çalışıyor. Luger ve Kirei ise otomatik saldırıları sürdürüyor. Şimdi isabet dalgası yeterli tehdidi sağlıyor ve 3. inhibitor düşme yolunda. Panky de bodyguard'ın ağababası yani. Ve DP'de 3 tane okyanus ejderi olduğu için bu kuşatmayı bitirmek zorunda değil Kaan Kural. Peki. Bak nasıl sayıyor. Savaşa bir girmezse göreceğiz hep beraber. Savaşa girmezse göreceğiz. 139 güzel. Warmog da var gerçi orada birazcık ben hile de yaptım. Arka tarafta bu arada Humanoid bir skor daha aldı. O cephede bitti. Yeni bir şey yok. Ve maçın 30. dakikasına yeni girmiştik. Dark Passage. Yani nispeten yavaş başladığı maçta 15. dakikada bastığı gazdan ayağını hiç çekmedi. Ve son 8 maçta 7. galibiyetine ulaştı. Ve bence yani şu ana kadar tabii Royal Bandits, Supermassive çok etkileyici galibiyetler aldılar. Doğuş Üniversitesi orada biraz dağınık bir takım ama Dark Passage'in bu galibiyet serisinde bu kadar oyuna hakim oynadığını çok görmüyorum. Yani bireysel olarak bir sürü şey yapıyorlar ama bunu adeta bir Supermassive galibiyeti gibi oyunu belli bir yerde kontrol ele aldılar, baskıyı sürdüler. Çok metodik bir şekilde, çok kitaba göre tık 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 işi bitirdiler. Bu takımın bireysel olarak çok kısa bir zamanda çok değişim yaşadığını da biliyorduk. Stratejik olarak Hatch'in de katkısını biliyorduk ama bu kadar oyunu kontrol eden, bu kadar büyük takım gibi rakibi boğarak oynayan bir Dark Passage daha önceki galibiyetlerde görmemiştik. Bu sefer büyük takım küçük takım gibi oynadılar. Ve çok daha hata yaptılar. Yani
Özellikle aldıkları sup galibiyetinde arka arkaya hatalar görmüştük Dark Passage'den ama onu da sanki haftaların geçişiyle beraber düzeltmişler gibi ve ligin ikinci, üçüncü haftasında düşme adayı olan Dark Passage şu anda bir üstündeki Heva'nın sadece bir galibiyet gerisinde düzeltiyorum. Dolayısıyla onların da mevsim finali şansı oldukça kuvvetlenmiş durumda ve daha da önemlisi daha da yukarıyı hedefliyorlar. Bunu yapabilecek yeteneğe de sahipler. Yani özellikle Humanoid izlemekten çok keyif aldığımız bir oyuncu ve bu oyunda da biz cümlemizi bitiremeden erittiği şampiyonları gördük. Ryze'ı LeBlanc edasıyla kullandı dedin sen de. Aynen öyle. Önümüzdeki haftalarda bakalım neler yapacaklar. Tabii Doğuş Üniversitesi Aurora adına da kötü gidiş devam ediyor. Onlar ligin son sırasından kurtulmaya çabalıyorlar ama aldıkları her mağlubiyet onların işini daha da zorlaştıracak. Bakalım, en azından haftanın geri kalan oyunlarında iki maçları daha olacak. Nispeten kolay bir fikstüre sahipler. Galibiyetleri çıkarabilecekler mi? Onu da göreceğiz. Tabii birazdan maçın en değerli oyuncusu oylamasını da sizlerle paylaşacağız. Ve ardından da röportaj alanına doğru gideceğiz. 7. hafta geldi ve işler ciddiye bindi. Tabii şimdi artık bu haftanın sonuyla birlikte son rotasyona giriyoruz. Yani her takım birbiriyle 3 kere oynamış olacak yarın itibaren ve son tura, son bir kez daha oynayan, yani dördüncü tura girmiş olacaklar. Kalan hafta sayısı, kalan maç sayısı çok azaldı. 6-8 işte son 9 maça girdik burada. Artık bundan sonra hareket alanı da çok daralmış durumda. Rekabet de ilk 2 sıra ve alttaki sıralar arasındaki rekabet de hani ilk 2 sıra arasında diğer takımdan kendi aralarında rekabet ediyorlar. Önümüzde daha çok maç var diyemiyor artık kimse. Artık işin büyük kısmını geride bıraktık. Panky, Kirey ve Humanoid arasında da maçın en değerli oyuncusu oylamasına siz de oyuncuların isimlerini aşağıda yazdığı şekilde yazarak katılabilirsiniz. Röportajımız da hazır. Röportaj alanında Tom Balıklı bizi bekliyor. Şimdi sendeyiz. Teşekkür ediyoruz sunum için ve yanımda Kirey var. Dark Passage gerçekten çok çok iyi bir seri tutturdu. Şimdi Kirey'e dönüş yapıyoruz. First of all, congratulations on the win. I mean, you're on a win streak right now. How şu anda kazanma serisindesiniz. Nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyoruz. Son maçlarda çok fazla galibiyet almayı başardık. And last week you beat son two hafta, of the championship contenders. İki tane şampiyonluk Royal adayını yenmeyi başardınız Royal Bandits ve Supremacy'i. And do you feel more confident now? Kendinizi daha güvenli hissediyor musunuz? Genel olarak takımımızın birlikte oynaması daha iyi olmuştu ve birlikteysek daha organize ve daha iyi oynayabiliyoruz. We see that Hachi. Hachi'yi görüyoruz ve takım arkadaşlarımız. Takım arkadaşlarım ve Hachi'nin seni çok fazla övdüğünü görüyoruz. Oyun içinde ve dışında yaptıklarının ötürü ve shot calling'in ötürü. Dark Passage'ın ihtiyacı olan lider gibi görünüyorsun. Çok iyi hissettiriyor. Takımlara hem içeride hem de oyun içinde hem de dışında yardımcı olabilmek. Bir önceki takımda bu kadar iyi çalışamıyorduk ama bu takımda bunu yapabiliyor olmak ve sonuçları alabiliyor olmak çok mutlu ediyor. Son olarak çok iyi gidiyorsunuz. Dark Passage in the future. Dark Passage'in geleceğini nasıl görüyorsun bu mevsimde? Böyle gitmeye devam ederse 3. sıraya çıkabiliriz. Supremacy ve Royal Bandits'in en fazla puanı var. 3 ya da 4. bizim gerçekçi olarak kalacağımız yer. Peki mevsim finalleri hakkında neler söyleyeceksin? Mevsim finallerinde nasıl çalıştığından çok emin de değilim ama it's the same with NA actually. Amerika ile aynı sistem. Tamam o zaman. I don't know. I've never played the playoffs in Turkey actually, so bilmiyorum. Türkiye'de daha önce hiç oynamamıştım. Merak ediyorum ben de acaba nasıl olacak. Son sorum. Powerful in kendi takımını 5 maçlık serilerde kuvvetli görüyor musun? Kişisel olarak öyle düşünüyorum. Çok büyük şampiyon havuzlarımız var. Bizi yasaklayarak durdurmanız çok çok zor. Herhangi bir şeyi oynayabiliriz gibi geliyor. Dolayısıyla oldukça esnek olacağız ve başarılı olacağız. Teşekkürler. Ve DP'yi bir kere daha galibiyeti için tebrik ediyoruz. Söz analiz masasına bırakıyoruz.